Değerli izleyiciler merhaba. Bugün yine çok güzel, çok ilginç bir yerdeyiz. Denizli'nin güzel adetleri incele, gez, gör bitmiyor. Denizli tarihiyle, kültürüyle, adetleriyle muhteşem bir yer. Bugün de gördüğünüz gibi Babadağ, Kıranyer, Keşkek ayrındayız. Bakalım bizi neler bekliyor? Hadi buyurun. İzleyiciler yemek ayrı başlamış durumda. Ziyaretçiler yavaş yavaş gelmiş. Babadağlılar toplanıyorlar gördüğünüz gibi. Doğasıyla, yaşam alanıyla, yeriyle yaşanabilecek güzel bir yer aslında. Bütün denizler buraya gelip yerleşse olur. Gerçekten de güzel bir organizasyon, güzel bir hayır. Yıllara sari gelen bir hayır zaten. O anlamda buradaki dayanışmanın, imecenin güzelliğini de görebiliyoruz. Zaten bizim toplumumuzun en güzel özelliklerinden biri de bu. Dayanışmayı ve imeceyi başarabilmeleri. O anlamda güzel bir etkinlik. Şimdi herkese hayırlı olsun, Allah kabul etsin diyorum. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz. Hayırımıza hoş geldiniz. Neredesiniz? Babadağ bağlı Kıranyer köyü mahallesi diyelim. Kıranyer mahalle oldu ya. Köy diyoruz, evet. Biz köy diyoruz. Önce sizi tanıyalım. Ben Ercan Çoban. Tabii çocukluğum burada geçen, burada büyüyüp yetişen. Çocukluğumuzda bu gelenek devam eden bir yerdeyiz şu an. Müthiş bir yerdeyiz. Yani, dağlarıyla, ağaçlarıyla, yeşilliğiyle belki de Türkiye'nin en güzel yerlerinden birindeyiz. Evet, yani yaşadığınız yerin kıymetini bilin. Gerçekten, gerçekten şu doğanın güzelliğini gördüğün zaman biz yani keşke kattıran da oluyor. Ercan Bey, şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Doğamız muhteşem. Ama bugün burada olmamızın bir nedeni var. O nedeni de bize anlatır mısınız? Bu nedeni her yıl geleneksel hale gelen Hıdrellez keşkek hayrı diyor ama bütün yemeklerimiz de var. Sadece keşkek yok yani. Yani bir yemek hayrı yapılıyor. Bütün tabii. Köylüler bugün burada buluşuyor. Ama adı keşkek. Adı keşkek. Babadağ'ın zaten en ünlü yemeği nedir? Evet. Çok şükür. Evet. Bunu yapmak güzel bir şey. Yani şu an şu insanlara gelen insanları burada yemek yiyip Allah razı olsun demeleri hakikaten bizim şuralarda mezarlıklar yatan dedelerimiz, büyük dedelerimiz hep buralarda. Yanında yapılması. Şimdi o zaman keşkeğe dönelim. Misafirlerimiz keşkek evet. almaya başlamış durumdalar. Evet. Yeni başladık yemeğe daha. Bugün hayvanlar kurban edildi. Dün değil. Dün sabahtan 18 tane. Bu sene 18 tane. Allah kabul etsin. Bu hayvanlar da ekseriyet burada köylülerimiz veriyor. Çobanlar veriyor. Evet. İşte yakın köylerden Kıranyer, işte Molla Ahmet gibi, Kelleci gibi, Manasır gibi, Demirli gibi buralardan vatandaşlarımız, çobanlardan hayrına burayı veriyorlar. Burada biz kesiyoruz. Dün sabahtan saat 9-9.30 gibi başladık. Şu gördüğünüz hadi gidip bakalım yerinde bakalım. Resimler var. Bu buyurun. Keşkeğin hikayesini yerinde görelim. Kaynayanlar. Şimdi bu bölgede kestik hayvanlarımızı. Evet. Şuralara astık böyle. Evet. Şuralara bunlar astık. Et haşlama şeklinde oluyor. Ondan sonra onlar ne yapılıyor? Ondan sonra parçalanıyor. Aşçımız burada gazanları kuruyor. Dün akşamdan kuruldu. Sabah gıda o kaynıyorlar şeyler. Aynı şu gördüğünüz et gibi. Et hala haşlanıyor.
Evet, daha haşlanıyor. Baktığınız zaman etlerimiz hala yemek için haşlanıyor, altları yanıyor, dumanlar titriyor. Evet, evet. Bir yandan yemek devam ediyor, bir yandan bu tarafa doğru gittiğimiz zaman, şimdi burada etler birbirinden ayrılıyor. Aynen, etler birbirinden, kemiklerine ayrılıyor, o etler ayrılıyor. Ve keşkeğin özelliği kemiksiz et olacak. Tabii, tabii, tabii. Ablalar kolay gelsin. Sağ olun. Lezzetli olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sıcakta eller yanıyor. Ellerinize sağlık diyoruz, kolay gelsin. Size afiyet olsun. Sağ olun. Şimdi burada bu işlem bittikten sonra keşke mi? Bizim sadece keşkek değil, yemeğimiz de var mesela. İşte aşçımız bu konuları anlatsın. Buyur. Aşçımız kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Elinize sağlık. Burada kaynayan ne? Efendim, burada nohut yemeğimiz var. Bu keşkekten farklı bir yemek. Bu keşkekten farklı bir yemek. Tamam. Burada biz şimdi keşkeğin hikayesini merak ediyoruz. Keşkeğin hikayesi. Etler kemikten birbirinden ayırıyoruz. Ayrıldı. Ablalar ayırıyorlar. Ayırıyor. Burada buğdayı akşamdan pişiriyoruz. Burada buğday. Buğday. Akşam pişiriyor, sabah da pişiyor. Diri buğday mı? Diri buğday pişerek bu hale geliyor. Haşlandı. Et ayırdıktan sonra orada, kemik ayırdıktan sonra et buraya giriyor. Tamam. Şu şekilde, şu. Döv, bu şekilde alıyor. Yani bu dövülmüş olan. Bu dövülmedi daha. O dövülmüş olan. Ya bir dövsek ya biraz bundan. Dövelim. Nasıl dövelim. Dövülüyor? Şimdi bu... Gel oğlum bakalım Soner. Gelin buraya. Gelin. Şimdi burada iki kişi karşılıklı oluyor. Evet, iki kişi karşılıklı oluyor. Bunu görelim, çözüm. Seyircilerimiz bunu bence merak ediyorlar. Şimdi bu et böyle bir yerde. Şundan mesela karışılmış. Bunlar yapılmış akli. Onlar yapıldı ve ikramı evet, hazır. Şimdi bunu buraya dövelim, nasıl dövüyoruz? Söyler gel. Geçten buradan. Evet, buradan. Geç bakalım. Dövelim abi. Böyle bulanıyor. Sertleştirme, kemik suyu ilave ediyoruz üzerine. İşin de ustalığı var mı? Herkes yapabilir mi? Herkes yapacak bir iş değil. O zaman tut sen bunu. Ustalık mesela. Sen bunu tut, ben bir deneyeyim. Bu nasıl yapılıyor usta? Beni bak. Şimdi bunu atacaksın, kenardan ezdireceksin. Şöyle bak. Böyle duvarı tutacaksın. Duvarı tutacaksın. Öyle değil, öyle olmaz. Böyle kenar gelip böyle ezdireceksin eti bak. Değerli izleyiciler, göründüğü kadar kolay değil. Değil mi? Güçlü kenar bile. Ben size göstereyim. Evet, bana gösterin. Buyurun. Ama bir keşkek dövmedik demeyiz. Bak, buyurun. Böyle, bu şekilde. Bu işin ustalığı, erbaplığı bu diyorsunuz. Evet. Şimdi bu kertenkele suyu var, etin suyu giriyor. Ondan gel aşçım. Kadir Bey, abi gel. Şimdi bu oldu mu bu ezilmez. Karıştırdıkça bu boyuluyor. O sudan katıyorsun bunu et suyunla. Bu ezme işi kaç dakika sürer? Bir gazan yarım saat 45 dakika. Yarım saat. Şu anda biraz koyulaştı ve et suyuyla biraz yumuşatıyoruz. Yumuşatıyoruz eti. Şimdi bu yumuşatıyor eti. Karıştırman biraz daha basit olur. Diğer türlü karıştırılmıyor. Evet. Bu köylerin pehlivanlarının nedeni biraz da keşkekçilik. Evet. Evet. Tam bir ekip işi o zaman bu iş. Aslında kilolu olan var burada. Kaç ustayla yapılır keşkek ustam? 4-5 kişiyle 10 kazan keşkek yapılır. 4-5 kişiye. 10 kazan yapılır. Bu kaç kazan yaptınız? Bugün 5 kazan yaptık. Kaç kişiliktir bu? Aşağı yukarı 10 bin kişilik. Değerli izleyiciler, 10 bin kişiden bahsediyoruz. Bu köylerin nüfusu 10 bin falan değil ama yok. Bu köyle olup da dışarıda yaşayan herkes buraya geliyor. Evet, buraya geliyor. Bu keşkeğin tadına bakıyor. Gördüğünüz gibi zahmetli, zor bir iş ama Baba Dağ'ın en ünlü yemeği keşkek yiyenlere afiyet olsun. Marşın dondurması Baba Dağ'ın keşkeği. Evet, elinize sağlık ustam. Şimdi peki biz 4 kişiyiz. Bu tepsilerden istiyoruz. Hadi beraber bir yemek dolduralım. Şimdi 4 kişi için bir pilav. Evet, bir çorba. Bir çorba. Bir turşu. Keşkek. Keşkek de oradan alacağız. Keşkeğimiz oluyor. Tamam. Keşkeğimizi koyduğumuz mu? Tamam. Tabağımız hazır. Değerli izleyiciler, biz de sıradayız gördüğünüz gibi. Şimdi yemeğimizi aldık değerli izleyiciler. Gidiyoruz biz de. Afiyetle yiyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sofra muhteşem görünüyor değerli izleyiciler. Biz de doğal yemeklerin tadına bakıp bu geleneğe ortak olduk. Şimdi izninizle yemeğimizi yiyelim.
Osman Bey merhaba. Merhaba. Bugün Kranyer'de sizin konuğunuzuz. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte biz Kranyer yıllardan beri aynı şeye devam ediyoruz. Hadrellez günleri toplanıyoruz eş dost. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama çok güzel oluyor yani. Akraba hısımlar, birbirlerimizi buluyoruz. 10 bin kişilik yemek yapıldı deniyor. Evet, doğrudur. 9-10 bin kişilik yemek yapılıyor işte. Bu saat 4-5'e kadar devam eder. Ondan sonra millet kendisi helallaşır gider. Burada bir de türbemiz varmış bizim. Evet, içeride mezarlıkta türbemiz mezarlıkta var. Onun hayır, yanında yapılıyor olması, bu doğal güzellikle yapılıyor olması, dağların zirvesinde olması müthiş bir etkinliğe bir farklılık, güzellik katıyor. O zaten doğallık güzelliğinden dolayı çok şahane oluyor yani. Eş, dost geliyor, hısım, akraba geliyor Denizli'den, İstanbul'dan, oradan buradan. Toparlanıyoruz ve bu toparlandığımız zaman da çok muhabbetler oluyor. Ondan sonra dağılıyoruz, helallaşıyoruz yani. Hayırlarınızı Allah kabul etsin. Çok düzenleme komitesini, bu köylüleri gönülden tebrik ediyorum. Kendi köylülerimizden de yapıyoruz böyle, toparlıyoruz. Bu aslında şekilde diğer köylerin de katkısı var galiba bu işe. Ya oluyor yani, arkadaşlardan da oluyor yani, katkısı oluyor yani. Olduğu için de herkes köyden, etraftan, köyden geliyorlar yani. Ama çoktan beri devam ediyor bu şey, bu evet, şekilde. Çok eski bir gelenek olduğu ve kadim bir gelenek olduğu. Kadim bir gelenek olduğundan dolayı işte türbeyi ziyaret ediyorlar, kabristanı ziyaret ediyorlar. Burası da tertemiz oldu, çok güzel oldu. Çok buraları güzel yaptık, olmuş, büyüttük buraya. Şimdi daha bu yıl daha çok güzel, rahat oldu yani. Elinize sağlık. Herkesin hayrını Allah kabul etsin. Sizleri çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz için de. Keşkek meşhur yani. Buranın keşkeği meşhur yani. Babadağ keşkeği. Biraz evvel dövdük biz de keşkekten. Evet, evet. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Her şey... Şey getiriyor. Değerli izleyiciler, yemeğimizi yedik. Burada çay ve lokma hayrı da var. Bu bölgenin lokması da ünlü. Şimdi o lokmacılarımıza doğru gidelim. Kolay gelsin, bereketli olsun. Allah razı olsun. Şimdi lokma dökelim beraber. Evet, şu tarafa doğru geliyorum ben. Oradan gel de. Şu yanına, benim yanıma yaklaşma. Orada bu sıcak. Bu sıcak. Ben onu görmek istiyorum zaten. Şimdi burada hamur hazırladık. Değil mi? Sıcak yağda kızartıyoruz. Tabii. Peki bunun ağdası nerede geliyor? Ağdasını hazırlıyoruz özel. Şimdi değerli izleyiciler bakın, makinası var lokumanın. Artık eskiden elle yapılıyordu değil mi? Döküyor, terek. Evet. Kızgın yağ, lokmalarımız iniyor. Şimdi o tarafa doğru geliyorum. Bu ağdası girmiş kısım. Evet, burası ağdası girmiş kısım. Burada da ekranlar hazır. Hamurun içinde neler var? Canım hamurumda, benim hamurumda yumurta, limon tuzu, şeker, tuz. Şefe bak, yani, bunlar karıştırılıyor, makine tabii karıyor bunu. Aynen. İniyor kızgın ya. Tabii ki ağdası. Ağdası şeker kaynatıyoruz, soğutuyoruz. Ondan sonra doğal şeker. Bende doğal şeker. Benimki doğal şeker. Niye? Yani bu kadar doğal şeker yiyecek. Ucuz yapmam ama yani gerçekten doğal şekerden yaparım. Elinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Değerli izleyiciler, lokmamızı alıyoruz. Biz de lokmayı afiyetle yiyeceğiz. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Değerli izleyiciler, yemek var. Keşkek var. Lokma tatlısı yapılmış. Bu Türk insanı çaysız da olmazdı. Burada bir çay düzeni de kurulmuş. Biz de çay alabilir miyiz? Kolay gelsin. Sağ olun. Biz de çayımızı içelim. Evet. Biz şimdi evet, size para ödeyecek miyiz? Yok, hayır. Ücretsiz. Çay da hayır gördüğünüz evet, gibi. Evet. Burada Türk insanının yüce gönüllülüğünü bir kez daha görüyoruz gördüğünüz gibi. Her şey hayır. Her şey emekle yapılıyor ve gönülle yapılıyor. Şimdiden elinize sağlık. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağ olun. Olsun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Babadağ Kranyer mevkiindeki keşkek hayrı, keşkek yemeğinin olduğu yerdeyiz. Bir davet aldık teyzelerimizden, ablalarımızdan. Öyle olunca oturduk.
Teyzeciğim merhaba, sizi tanıyalım mı? Merhaba bizim, ben Fatma Bostepe. Biz neredeyiz şimdi? Biz Ukrayna kabristanımızda. Kabristanın yanında. Evet. Burada her sene böyle güzel yemek ayrı yapılır mı? Her sene yapılsız biz gelmiyoruz diyeceğim. Biz bu sene gelmişsiniz çok şükür. Evet. Allah sağlık versin. Biz Saraköy'de oturuyoruz. Saraköy'den buraya bu etkinlik için geldiniz, hoş geldiniz. Hoş. Sizi tanıyalım. Tam nasıl ben Gül'ü yakaladınız ya. Çok güzel oldu. Ben Güliz Boztepe, annem olur. Bizi Krayer köyündeniz. O, bütün köylülerimiz, akrabalarımızı. Hep var işte. Misafir olarak gelenler de var dışarıdan. Biz misafiriz işte gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, sizi tanıyalım abla. Ben Cahit Ünlü. Babadağlıyım ama Deniz'de oturuyorum. Misafir olarak geldik. Çok güzel yapmışsınız. Size direkt mikrofonu uzatayım. Çok teşekkür ederim. İsmim Nazan Günaydın. Hacı Eyvazları Şengül Çaylı'nın kızıyım ben. Hacı Eyvazları'nın torunuyum. Ve bu sene biz ilk kez geldik. Krayer Babadağ Keşke Kayrı'na. Çok beğendik. Emeği geçen, bu hayrı vesile olan herkesten Allah razı olsun gani gani. Tekrarını nasip etsin inşallah. Çok sağ olun, var olun. Sizi tanıyalım. Tabii, ben Ayşe Boztepe. Siz de bu köyden misiniz? Evet. Ama yazmanız da çok güzel, Türk bayraklı. Saraköy'de oturuyoruz. Evet. Buraya geldik işte ziyarete. Çok güzel yapmışsınız. İsmim Hülya Boztepe. Biz de Krayer'deyiz, aileyiz, annem oluyor, kardeşlerim oluyor. Evet. Bugün biz o zaman sizin misafirinizdeyiz. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Nala Salta. Siz de bu köyden misiniz? Evet, annem buralı. Evet. 15 yaşında Denizli'ye gelip ben de Denizli Gerzele'den geldik. Yeşilköy'den. Çok güzel. Değerliniz... Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi Denizli'den ve çevre köylerden pek çok katılımcı var. Akrabalar buluşuyor. Şimdi buradaki en tecrübeli teyzemize soralım. Kaç yıllardır yapılır? Siz doğuştan beri yapılır mı bu etkinlik? Evet, evet. Yani siz herhalde 6 yaşından sonrasını hatırlarsınız. O günden bugüne her sene olur mu burada? Her sene bir bazı biz Saraköy çoğaldı gideli. 79'da gittik. Ondan sonra çocuklarımız ufaktı. Geldi mi, yapıldı mı, yapılmadı mı bilmiyorum. O zamanları bilmiyorsunuz ama çok kadim bir etkinlik. Okçu Halil'i bilir misiniz, türbesi olan? Evet. O türbeye ziyarete gelir misiniz? Gelir miyim? Köyümüzün tecrübeli, köyümüzün, bu bölgenin büyükleriyle beraberiz. Sırayla tanışalım. İncilipınar köyünden Feyzi Demir. İncilipınar bu bölge. İncilipınar, evet. İleride. Bu etkinlik için mi geldiniz? Evet, hayır için geldik. Hoş geldiniz. Evet, biz birbirimize yalnız bırakmayız. Böyle önemli günlerinden teşrif ederiz. Hayırlı olsun. Sizin adınız neydi? Yaşar Çakır, emekli. Hisar'danım ben. Hisar'dan. Atuta denen köyde. Atuta yerde. O köy de çok ünlü bir köy. Oranın 15 sene dernek başkanı yaptım. Evet. İlk bu hayırları biz başlattık köyde. Ama buradaki şehidin savaşı da herhalde o köyde olmuş. Evet. O köyü fethedeceğiz derken olmuş herhalde tabii. Bu işler. Şimdi bizim Atuta, Babadağ ondan önce kurulduğu için Babadağ ondan sonra kurulmuş. Zaten önce geliyorlar, oraları bir alıyorlar herhalde. Evet. İşte şimdi kazı olacak. Evet. Turizm biraz daha başlayacak. Başlayacak. Bu hayır her sene olur. Evet. Her sene iştirak ederiz. Çok güzel yapıyorsunuz. Geçen hafta İncirpınar Köyü'nde vardı. Orada iştirak ettik. Çok iyi yapmışsınız. Bu tarafa dönelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hisar Köyü'nden İlkay Dere. Atlı'da köyü. Atlı'da Hisar, evet. Evet. Keşke Kayır'da teşrif ettik. Her sene bu etkinlik olur burada. Evet. Geçen hafta İncilipınar Köyü'ndeydi. Yani bu kadim gelenin bütün köyleri kaplıyor. Evet, 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 evet. Çok güzel. Sizi tanıyalım. Ben de Aktuta köyündenim, ben de o Hisar'da. Hisar'da, evet. Hoş geldin. Orhan Sarıtekin. Ben 50 seneden beri yurt dışında çalışıyorum. Aktuta köyünde. Emekli oldunuz mu? Efendim? Emekli oldunuz mu? Çok oldum. 15 sene geri gidiyorum buraya. Yazın burada, kışın orada. Değerli izleyiciler, Okçu Halil Türbesi'nin yanında yapılıyor bu güzel etkinlik. Okçu Halil Türbesi'nin içinde bir Selçuklu komutanı olduğuna dair bilgi verilmiş. Burada adak, hayır işleri, dua etme, dilekte bulunma amacıyla her sene ziyaret ediliyor. İnsanlar buraya geliyorlar. Yeşil örtü, giyim eşyaları, kilim bırakıyorlar. Şimdi biz de biraz sonra Okçu Halil Türbesi'ni yerinde ziyaret edip bir dua okuyacağız. Muhtarım merhaba, öncesi tanıyalım. Merhaba, Hamza Ergin.
Bu köyümüzün adı neydi? Kıranyer Mahallesi. Kıranyer, evet, Kıranyer Köyü. Bu Kıranyer dediğimiz yer Babadağ'a bağlı. Evet, Babadağ'a bağlı. Bu yani 800 yıllık bir kuruluşu var. 850 yıllık. Yani bizim bildiğimiz ilk gelen Türkler Selçuklu zamanından. Selçuklu zamanında, evet. Aynen Tuğbe'mizdeki dedemiz de Okçu Halil. Yani okunla ünlü bir komutanmış biz o zamanın. Türbenin yakınında, evet, bu keşkek ayrını yapıyoruz. Evet, keşkek ayrını her yıl bununla, bu geçmişteki şehitlerimizin adına ve köyümüzün gelmiş geçmiş yaşlıların, ölmüşlerin, aynen, gelmişlerin, geçmişler için bu etkin her yıl yapıyoruz bu ayda. Hıdralez. Evet, Hıdralez ayında gün olarak belirlenmiş. Ama beşinde oluyor ama onun da artık nasıl denk gelip. Aynen. Peki köyümüzün nüfusu ne muhtarım? Köyümüzün nüfusu 70. 70 kişi, evet, var. 70 oy mu var, 70 kişi 60 mi var? Seçmenimiz var. 10 çocuk var, 70. Oo, toplam çok az, çok az. Okul yoktu. Okulumuz var ama çalışmıyor tabii. Nüfusu öğrenci olmadığı taşımalı için. Yapılıyor. Taşımalı eğitim babada. Peki bu köy halkı tarımla mı geçinir? Tarımla, hayvancılıkla. Dokuma da var mıdır sizde? Dokuma önceler vardı. 2000'lerde kapandı. 2000'den sonra yok. Değerli izleyiciler, Keşkek Ayran'ın yapıldığı Okçu Halil Türbesi'nin bulunduğu mezarlıktayız. Bir bölgeyi, evet, tanımak istiyorsanız mutlaka oranın mezarlığını da görmelisiniz. Muhtarım, birlikte yürüyelim, evet, türbeye doğru gidelim. Değerli izleyiciler, şöyle baktığınız zaman yörük mezarları, taş mezarlar, yüzlerce yıllık mezarları bu mezarlıkta görebiliyoruz. En fazla tarihçesi bildiğim 850, evet, yılı biliyoruz. Burada 850 yıl. Evet. Yani Denizli'ye ilk asır gelen Türkler buralara, evet, gelmişler o zaman. Selçuklu zamanında, Bizans zamanında bu da çatışma olmuş. Yani çok şehit vermiş o zaman. Evet. Askerler kırılmış. Şu ilade bir tepe var. Kıranyer Tepesi, evet, denen Kıranyer yer. Kıranyer Tepesi. Kırılan, evet, yer aslında. Kırılan yer. Evet. Kırılan, evet, askerlerimizin yer çok şehit verdiği için, evet, Kırılan yer adını almış. Bu da çatışma oluyor. Çok asker kırılıyor. Oradan ismini, yani Kırılan yer diye oradan alıyor ismini. Anladım. Sonla Kıranyer basitleştiriyorlar. Zaten mezarlıktaki ağaçların, evet, yaşlarından, belli, bu bölgenin doğasından da buranın çok eski, o kadim bir yer olduğu belli. Tabii o zamanki çatışmada Okçu Halil diye komutanımız varmış. Evet. Okunla ünlü yani. Yani bir Alp Eren Türbesi'ne, evet, Eren gidiyoruz Türbesi. Şimdi. Gidiyoruz Eren şimdi. Türbesi. Şehit düşüyor, buraya defnediliyorlar. Evet. O günden bugüne artık buralar anılıyor, unutulmuyor ve insanımız oluyor, hala aynen, dua etmeye devam ediyor. Ediyoruz. Evet, bu gelenekten dolayı çok, köy halkı yani nezdinde sizi kutluyoruz. Halkımız da yapıyordu buna. Evet. 2014'ten bu tarafa ön devam et diyor. Yani benden önce muhtarlarımız da ufak tefek yapıyordu ama bu kadar geniş olmuyordu. Anladım. Kalabalık olmuyordu. Şimdi türbeye birlikte bir girelim. Değerli izleyiciler, türbeye eğilerek girilir saygı ifadesi olarak. Bulunduğumuz yer Okçu Halil Okçu Türbesi. Halil Türbesi. Burada eşinin ve eşinle birlikte, bir Fatma Hanım'la birlikte şehit düşüyorlar Selçuklu zamanında. O yıldan bu yana biz çok şükür Tuğbe'mize sahip olmaya, şehidimize korumaya devam ediyoruz. Muhtarım, yani ben bunun için tabii sizleri, köyümüzü, evet, tebrik ediyorum. Sağ olun, yani teşekkür ederiz. Buraları bizim manevi, evet, anlamda, evet, sigortalarımız, tapu taşlarımız, bu aynen, mezarlıklar, aynen, ve bozulmeler. O yüzden buraların korunması ve buralara saygının sunulması, evet, hayırların devam etmesi çok İnşallah önemli. İnşallah bundan sonra devam ettireceğiz. Bu yani bir 800 yıldan bu yanaya devam ediyor. Bu köyün kuruluşu Tuğbe'mizin o yıldan bu yana olduğuna ifade ederim. Biz de duamızı edip müsaade, evet, isteyelim. Okları şad olsun. İzzet amcamız var. Benden önceki dönem muhtarımız. Büyük muhtarım diyelim artık. Hoş, evet, geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Sizin de bilgilerinizi alalım mı bu türbeyle ilgili? Bu Osmanlı adına ve Selçukluların komutanlarından. Evet. Alplerden mi? Evet, evet. Bizanslılarla burada 5 sene savaşmış. Büyük savaş olmuş. Bu bölgede, sadece burada. Evet. Ve burada şehit düşüyor, karşı şehit düşüyor. Burayı almışlar sonra, mezara. Anladım. Bunlar Karakoca. Fatma Hanım'mış galiba, evet, adı da hanımının.
Fatma Hanım. Allah rahmet eylesin. Ha, çok... Biz de o günden bugüne, biz de yaşatacağız bugünü, değil de bizden sonra gelenler yaşatacaktır herhalde. İnşallah. Buraları bizim evet. Manevi tapularımız yaşaması evet. Şarttır. Tabii. Muhtar olarak sizlere bu konuda İşte bundan sonra devam etti. Değerli izleyiciler, bir bölgeyi tanımak istiyorsanız o bölgenin mezarlığını mutlaka gezmelisiniz. Bulunduğumuz yerde Kranyer Mezarlığı. Muhtarımla beraber taşları şöyle bir taradık. Eski Balbal stili, yazısız. Taha Selçuklulardan kalma, çünkü Osmanlıca yazı da yok. Taha Selçuklulardan kalma eski mezarlar ile karşı karşıyayız. Alperen dedemizin, okçu babamızın türbesi de burada. Çok kadim bir kültür. Bulunduğumuz yer bu ülkenin tapusu. Her Hıdrelez'de burada yemek yapılması, keşkek dövülmesi de bir tesadüf değil. Geçmişten bugüne binlerce yıllık geleneklerimizin devamına şahit oluyoruz. Kranyer Köyü'nün tarihini merak ediyoruz ve Berkan Bey var yanımda ve babası Cevdet Berkan Bey var ve Şerafettin Bey var yanımızda. Ben evet, bugün merhaba. Sizin konuğunuzdur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben bu köye ilk defa geliyorum ve bu türbeyi de ilk defa gezdim. Evet. Çok etkileyici bir yerdeyiz. Yani yabancı birisinin buradan etkilenmemesi mümkün değil. Biraz evvel hani keşkeyi dövdük. Evet. Türbeyi ziyaret ettik ama daha derin bilgilere ihtiyacımız var. Burası ne zaman kurulmuş? Kimler var? Kimler yaşar? Bize biraz anlatır mısınız? Ya burası 1200'lü yılların başında Bizanslılarla Osmanlı'nın ilk akıncı, Selçukluların ilk akıncıları bir savaş meydana geliyor burada ve kırılan yer olarak asıl burası isimlendiriliyor. Daha sonra Kranyer olarak günümüze kadar geliyor. Ve o günün anısı bugün halen yaşatılıyor. Bugün de yaşatılıyor. Burada biraz önce sizin de ziyaret ettiğiniz Okçu Halil Türbesi ve hanımı Fatma Hanım. Evet. Onların da burada şehit oldukları kayıtlarda. Bu şekilde her sene burada uzun yıllardan beri, tabii amcamlar, babamlar onların çocukluklarından itibaren daha iyi bilirler. Bu Hıdrellez Şenlikleri adı altında hem buradaki geçmişlerimizi, Okçu Halil'i, bu tarihimizi burada yaşatmak, hem de ben mesela İstanbul'dan geliyorum. Babam Deniz'le, amcam bugün burada. Bugün bahanesiyle geliyorsun. Evet, burada yılda bir kere görüşemediklerimizle, akrabalarımızla, dostlarımızla burada bir hasret gidiyoruz. Bir buluşma yeri oluyor. Bir hayır hasenat işlenmiş oluyor. Bu tarz bir etkinliğimize inşallah mümkün olduğunca devam ettirmek istiyoruz. İstanbul'dan bugün vasıtasıyla sadece bunun için geldim. Olmanızdan evet. Dolayı gönülden tebrik evet, ediyorum. Teşekkür ederiz yani, biz de. Bize örfüne, ananesine sahip, bunlara sahip evet. Çıkan bizi yapan değerler bunlar. Lazım. Siz onlardan bir örneksiniz. Aynen, teşekkürler. Aynen. Teşekkür babamıza ederiz. Doğru verelim tabii, sözü. Biz de, ben de burada aşağı 7 yaşına kadar burada durdum. Ondan sonra Babadağ'a göç ettik. Babadağ'da. Ama her sene bu etkinlik için geliriz. Her sene geliriz. Evet. Özlüyoruz ve geliyoruz. Burada eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı görüyoruz. Çok her güzel zaman. Bir etkinlik gerçekten. Evet. Çok güzel bir etkinlik ve geldiğimiz zaman kendimizi değişik bir yerde hissetmiş gibi oluyoruz yani. Evet. Değişik bir havaya giriyoruz. Halbuki çocukluğumuzun geçtiği yerler buralar. Çocukluğumuz yerini insan unutamıyor. Toprağımız evet. Doğduğumuz yer. Ben derim ki bir insan dedesinin toprağı, dedesinin mezarı neredeyse oradadır. Evet. Sizin dedelerin mezarları da burada. Dedem, babamın mezarı burada mesela. Evet. Burada girişte. Böyle olunca buralar unutulmaz evet, tabii ki. Unutulmuyor. Evet. Özlüyoruz her an için. İyi, hoş geldiniz diyelim köyümüze de olsa. Evet. Amcamıza doğru dönelim. Evet, şimdi siz de hoş geldiniz. Hoş yani benim anlattığım esasen Kırıklar mevki bunun biraz daha ilerisi. Savaş orada olmuş. Orada. Savaş orada oluyor. Şehitleri buralar gömüyorlar yani iş evet. Olarak. Bulunduğumuz mezar da tarihi ve eski bir mezar. Evet evet çok eski yani. Eski Türk boylarından, Oğuz boylarından, Yani. Bir damza işaret var mı mezarda bilir misiniz? Var ya mı? Öyle bir işaret yok. Ya siyah taşlar dikmişler. Evet. Şu gördüğünüz... Biraz evvel gösterdim. Ha, o siyah taşları dikilmiş yani. O zaman böyle hani şeyli bir taş yok yani. Anladın zaten mı? Zaten derler ki bir yeri tanıyacaksanız önce bir mezarlığını tabii. Biz de oradayız şu anda.
yani bu köyün ne kadar eski, ne kadar tarihi olduğunu gösteriyor. İlerisinde de Hisar vardır yani. Attuda kendi. Belki de onun sahipleriyle, Attudalılarla mı savaş oldu acaba? Tabii. Bizim bildiğim şöyle yani. Oğuz boylarından gelip... Bir Türkleri... de Persepolis mi var buralarda? Bir antik kent daha var. Attuda var. Bir tane daha var. Bir herhalde oralarda oturanlar böyle. Gere var. Bunun öbür yüzünde. Afrodisyas var babada diğer tarafında. Yeropolis Pamuk Kalemi. Evet. Yeropolis zaten bağlantılı yani buraya. Evet. Burası. Okçu Baba Türbesi diyorsunuz ki buraları kolay vatan olmadı. Evet. Evet yani. Çok büyük savaşlar yani, oldu. Yıllarca dedelerimizin dedeleri yanıyormuş. Yıllar boyu işe olmuş. Ve 800 yani. Yıllardan bahsediliyor. Tabii. Yani bizim geçmişimiz buraya 800 yıl öncesi diyor. O da Anadolu'ya Türkleri ilk geldiği zamanlardır. Tabii. Zaten Orta Asya'dan göç ettikten sonra dağılıyorlar. Bunları yedi kardeş diyorlar yani. Bunlar yedi kardeş olarak Değnekli var. Bir de Şeyh Kemal var. Ondan sonra Tekke var. Okça Baba var. Yani 6-7 kardeş. Hepsi bu Alperenler 7 ayrı. Evet. 7 ama bunlar 7 kardeş olarak dağılıyorlar bunlar işi olarak buraya. Okçu Baba ve Oğuz boylarından gelenler de burada savaşı giriyorlar yani. O bakımdan tarihi olarak biz Kıranyer'in ismi evveli kırılan yermiş yani. Büyük savaştaki. Büyük savaştan sonra kırılan yeri olarak. Bu bek işi olmadı diye kıran yer olarak, köy olarak değiştiriyorlar. Bizim bildiğimiz bilgimiz çocukluğumuzdan, zaten çocukluğumuzdan beri burada. Ben de zaten babayı 3 yaşında kaybettim. Babamızın mezarı burada. Yani o şekilde geleneklerimizi, göreneklerimizi sürdürüyoruz. Evveli boşul şey olarak herkes eve varırdı, bekçila olurdu köylerde. Her kapıyı varılır, kimliği gönlünden koparsa, buğdayıdır, fasulyesidir, hepsi toplanırdı. Hayvanı her şeysi çobandı zaten, hep çobandık yani burada. Hepimizin mal mülkü vardı yani. Şey, davarlarımız vardı, koyunlarımız, keçilerimiz. O şekilde herkes evden birer hayvan verir, birer şey olur. Bir de toplanırdı yani, buğdaydır, fasulyedir, hemen bekçimiz olurdu, o kapıyı çalardık, evet o şekilde toplanırdı. Eskiden Hadıralaz öbür tarafta olurdu, o ileride tarla vardı, o tarafta olurdu. Sonra bu tarafta. O da su çıkardı o da, o su sayesinde o da Hadıralaz'ımızı orada yapardık, yağmur duaları olurdu. Yani öyle bir şenlikli olurdu. Her 6 Mayıs'ta orada toplanılırdı yani. Bu civar köylerin içinde en ileri köy bizim burası vardı. Kıranyer'de İkirden bakkal dükkanı, oradakiden kahvesi vardı. Yani çok değerli bu çevre köylerin içinde bir taneydi yani. O zamanlar bizim köylerimizde. Ve aşağı yukarı biz 75-80 öğrenci vardık burada. Şimdi muhtara sordum, 70 kişi bu kalmış. Bu benim dediğim 55 senelerinde yani. 55-56 senelerinde. 55-60 değerli izleyiciler, adeta bir sözlü tarih çalışması yapmış olduk. Evet. Yani 800 yıl önce buraların Bizans'tan alınıp Türk toprakları haline getirilmesi, 7 ayrı köyün kurulması ve Hıdralez'in anma günü olarak seçilmesi, hiçbirisi tesadüf değil. Her birisi tarih kokuyor, savaş, Anadolu insanı, asker ve her şeyiyle alın teri. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bugün Babadağ ilçemiz Kıranyer köyümüzün Keşkek Hayırı'na geldik. Keşkek Hayırı'nda keşkeğin nasıl yapıldığından, bu geleneğin nasıl oluştuğuna kadar köy halkından bilgiler aldık. Keşkeğimizi dövdük, tatlımızı yedik, çayımızı içtik. Gayet konuksever, Türk misafirperverliğini bir fiil yaşadığımız, gördüğümüz bir program oldu. Bu gelenek binlerce yıldır devam eden kadim Türk geleneklerinden birisi. 6 Mayıs Hıdralez'in bu bölgede mihenk taşı olarak seçilmesi bir tesadüf değil.
Bu geleneğin, bu yemeklerin piştiği yerin seçilmesi bir tesadüf değil. Bulunduğumuz yerde Okçu Halil adıyla bir Alp Eren türbesi var. Hemen o türbenin yanında. 800 yıllık bir mezarlığın kenarındayız. Eski mezar taşlarından, türbeden, ağaçlardan buranın çok eski bir tarihe sahip olduğunu gözlemlemek mümkün. Anlatıldığına göre buranın fethi zamanında şehit olan Okçu Halil için bir türbe yapılmış ve bölge Okçu Halil'e olan saygısını halen sunuyor, halen dualar ediyor ve onun hayrına, bütün ölmüşlerin hayrına burada bir yemek, keşkek dövme işlemi yapılıyor. Böylesine güzel bir ülkede yaşamaktan dolayı, sizlere buraları anlatmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.